30 Mayıs 2017 ve burası Marise Turgutlu. Rekor iletişim bürümüzü kullanan Sayın Mehmet Buğruloğlu. Mehmet Buğruloğlu ve Ramazan Beler. Bahçe sizin bahçeniz. Evet. Kaç dekar bağınız var efendim? Bu kullandığımız zaman 20 dönüm. Evet, rekor gelişimle ilgili tespitlerinizi bir anlatır mısınız? Şöyle anlatayım Savaş Bey. Biz daha önceden aklımızda böyle bir şey vardı. Bizim bağımız sürgün yapmıyordu, üzüm yapmıyordu, köklemek durumuna geldi. 6 yaşında. 6 yaşında. Ve sultane çekirdeksiz. Sultane çekirdeksiz. Bu sene Temel Tarım ve Eniştem'in tavsiyesi üzerine sizin bayiliğiniz galiba. Bayimizden evet, doğrudur. Bayimiz. Turgut bayimiz. Evet. Biz de oradan aldık ve şu iki sıraya tamamından dekara gerektiği miktarda kullandık. Doğru oranda buraya verdik. Doğru oranda verdik ve gelişimi günden güne ben kendim kaydettim bağın sahibi evet. olarak. Hı-hı. Ve farkı gördüm yani. Evet. Çok memnun kaldım rekor gelişimden. Gösterelim salkımları, üzümleri, sürgünleri şöyle. Rengi nasıl, sağlığı nasıl? Çok süper. Bu bunca yıl böyle bir şey yapmıyordu. Hani kol da yapmıyordu, üzüm de yapmıyordu. Verim çok güzel. Yani. İçini çekelim şöyle, evet. Üzüm verimi bayağı... Hepsi aynı değil mi? Yani birbirine ayrılmıyor aynı. Aynı. Peki şunu soracağım ben size. Ovanın genel durumu nasıl şu anda? Şu an yani malum yılı yıla göre bakmak lazım. Ovada böyle bir üzüm yok yani. Şu an yok diyorsunuz. Yok. Bu 6 yaşında biraz 6 gelişimi geri kalmış. Geri kaldı. O geri kaldı evet. Dolayısıyla ovada yıl don hasarı da var burada. Don hasarı da. Burada %30-%40 oranında en aşağı öyle vermeleri don lazım. Don hasarı oldu. Gelip verecekler diyorsunuz. Birkaç tarafa gezelim ondan sonra öbür tarafa geçelim. Buyurun gelin. Böyle kaldıralım. Görüyorsunuz. %30 don hasarlı bir bağda. Sağlık yerinde. Ondan sonra çubukların görüntüsünü görüyorsunuz. Gayet kırmızı kırmızı çubuklarımız oluşuyor halde. Evet, 6 yaşında. Biraz geri kalmış bir bağdayız ama çubuklar evet. Bu kadar sürgün yapmıyordu her yıl. Eşit tel kanı görüyorsunuz. Evet. Her şey eşit. Evet. Sık boğum bu yani boğumlar araları güzel. Zaten şu var efendim bakın. Sık boğum. Sık boğum yapıyor olması şunu gösteriyor. He. Siz bunu beslemesini doğru yaparsanız eğer bu oluşan salkımların da şişeceğini gösteriyor. Çünkü aynen. Sürgünler sağlıklı demek yani oluyor. Yani 7 yıllık evet. yaşına göre bu kadar üzüm yoktu üzerinde. Evet. Üzüm olmadı yani. Üzüm ki 6-7 yaşına bağın çoktan üzüm evet. vermesi gerekiyor. Vermesi gerekiyor. Verim olarak çünkü bağın dikiminde ben vardım yani. Evet efendim. Bir de az atılan yani az doğru miktar kullanmadı sıraba geçelim. Evet. Daha sonra attınız bunu. Onu da daha sonra denemek amaçlı. Yani kim insan... Peki toprağı rekor gelişimi nasıl yapıyor toprağı? Toprağı kabartıyor yani. Toprağı kabartıyor yani. Evet buyur gelin. Şimdi buranın, ya buranın toprak yapısını biraz da göstereyim. Buranın toprak yapısı çok sert bir toprak. Evet. Biz de o yüzden kullandık zaten. Toprak. Yağlı, azmak bir toprak. O azmak yüzden... toprak. Şimdi öncelikle toprak yapısını buradan konuşacağız. Şurayı bir çeker misiniz? Göl. Evet, bu gölü bir anlatır mısınız? Göl nedir efendim? Göl, Çakal Azma Gölü. Burası daha önce fabrika şeymiş yani. Evet. Ne fabrikasıymış? Tuğla. Tuğla fabrikasının toprak olarak da sıkı bir toprak. Sıkı, bölgeniz toprak sıkı ya. Yani. Çok sıkı. Aynı toprak. Evet, kök atma sorunu vardı, kurulma evet. sorunu vardı. Onu da çok şükür çözdük. Evet, rekor gelişimin çok iyi bir kök attırttığını, çözdürdüğünü gördük evet. halde. Evet, yani burası biraz daha zayıf. Burada az attığımız yerler evet. denemek amaçlı attık. Evet. İşte orla buranın arasında daha çok fark var. Oranın fark sürgün var. Gelişmesi daha evet. hızlı gitti. Doğru yine, kullanan yerler. Yine atıldı tabii. Evet. Oranın sürgünü daha iyi. Burası biraz daha zayıf ama gene de evet. yıllardaki meyve tutumu nasıldı? Çok salkım. Salkım geçmişte. Tutumu mükemmel yani. Geçmişte nasıldı? Geçmişte 3 salkım, 4 salkım, 5 salkım. 3 salkım, 5 salkım yani, diyorsunuz. Olmuyordu yani. Şu an kaç salkım var burada? Şu an en aşağı 30 salkım. Bir bağda 30 salkım maşallah. Bazda, yok bir kol olarak 30 salkım diyorum. Bağ evet. olarak en azından burada 60-70 salkım var. Var. Evet, aynen çok güzel. Şimdi bir de diğer bahçenize kullandınız. Evet, orada da. Orası nasıl efendim? Orada da, yani nasıl diyeyim, çok buradan daha fazla üzüm kalitesi süper yani. Evet. Orası da salkım olarak 90-100 salkım üstünde rahat. Oraya daha ideal kullandınız. Aynı oranda kullandık orayı. Yani doğru oranda kullandınız. Oranda. Yani yeterli oranda kullandınız hali. Tavsiye edilen oranda kullandınız evet. hali. Gelelim buyurun çekelim. Böyle evet. bir şey mi var yani? Ovada böyle bir şey yok yani. Evet. Bu sene evet. üzümün doğuşun az olduğu bir yıl. Bir de burası soğuk vurgunu var yani. Evet. Yani burayı don da vurdu. Don da vurdu şu an. Evet. Komşulara evet. rağmen burada üzüm sayısı da fazla, salkım evet. sayısı da fazla. Komşularımız zaten bakıyor sizin bağ niye böyle renkli duruyor falan filan. Diyorlar yani. Biz de dedik yani söyledik. Evet. Rekor gelişim diye. Bunlar don eserlerinden kaynaklı evet. yapraklarda yanmalar kısmi olarak oluşmuş hali. Yani çoğusu hemen hemen aynı haliyle. Eşit bir bağ durum söz konusu. Evet. Tamam şimdi öbür bağa gideceğiz tamam. haliyle. Yani doğru oranda kullandınız. Burada doğru şunu görmek lazım bakın.
Şimdi burası kerpiç toprağı, sıkı toprak ama çok sıkı. Öbür taraf böyle değil. Öteki taraf böyle değil. Oranın toprağı nasıl? Oranın toprağı biraz daha yumuşak. Peki orada da daha iyi sonuç aldık mı? Orada çok güzel sonuç aldık. Yani orada da sonuç aldık, evet. Burada da sonuç aldık. Her içinde çok güzel sonuçlar aldık haline. Benim unuttuğum şeyler var mı efendim acaba? Şöyle bağda üstten bir çekelim şöyle. Rengi olsun, şey olsun böyle. Bakın burası ben kaç dekar? Bunu 20, bütün ağaç sahibi, erik olsun, kiraz olsun, bağ olsun, az ağaç sahibi olan herkese tavsiye ediyorum. Peki kullanan hiç kimseyi görürsünüz mü? Ben burada işte denemesi burada. Yok, biz burada. Bunların dışında başka Turgul'da hani arkadaşlarınızdan. Görmedim ben yani şimdi. Hı-hı. Ben o ilk defa burada gördüm. Evet. Bağın dikildiğini biliyorum. Dikildiğinde ben vardım. Her yıl görüyordum böyle. Bu sene öğrendiniz bu zaten. Bu bağda ne böyle bir filiz, ne böyle bir üzüm, ne böyle bir renk. Evet. Yoktu. Şimdi komşularına bakıyorum. Hı-hı. Komşulardan da farklı bu bağ. Yani ovadan da farklı. Ovadan da farklı. İklim çünkü önemli halde. Evet. Evet. Şimdi bu haliyle 800 kilo. Evet. 850 kilo bekliyoruz mesela. Bekliyoruz. Ne çıkar bu ovanın genel hali nedir acaba? 300 kilo, 500 kilo. Bu sene en fazla. En fazla. Yani. Bizim kendi köy tarafımızda 200 kilo. 250 kilo. Hangi köy efendim? Musacalı. Ne? Musacalı. Musacalı köyü. Sarıbey'in karşısı. Evet. O orada 200 kilo, 250 kilo diyorlar. Yani. Yok, doğuş doğru. Yok. Doğuş ama yok yani. Burada bu yıla göre gene 800 kilo, 850 kilodan bahsediyoruz yani. Çok güzel. Memnunsunuz. Çok farklı memnun. Bir şey abi. Evet. Tabi burada asıl bu sene değil. Bugün bozuk ağaçları toparlıyoruz. Şu an sürgünlerin canlılığı. Zaten ağacın küçük kalmışını büyütüyor hali. Kütür büyüyecek öncelikle. Bir de şöyle söyleyeyim. Evet. Savaş Bey, daha biz burayı daha hiç işlemedik. Evet. İşlenmedik halde bağ kendine. Daha hiç sürülmedi de. Toprak gevşek zaten. Evet. Yani o yüzden zaten. Normalde biz bunu şu zamana kadar 4-5 kere sürerdik yani. Sürmez gerekiyordu, evet. Zaten ama yani gerektirmiyor yani. Sürmeyi bile gerektirmiyor. Evet. Buna da yani işte ben sev oldum dedim ya. İlla kullanın bak yani bu iş evet. Böyle bağınıza doğuş güzel. Peki gelin teşekkür ediyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Ramazan yani, Allah razı olsun için çalışıyor bak yani. İbrahim Bey biliyor. Anlamsın. Benim evim katalog dolu. Ben araştırıyorum. Soruyorum. Toprak tahlili yaptırıyorum. Yaprak tahlili yaptırıyorum. Ama siz şu an kendi bahçenizde yok ama rekor gelişim. Yok. Şimdi oraya dikeceğiz. O haliyle bak benim bağ arayı kapattı şu haliyle. Evet. Ara kapadılık. Yani? Yani ben tahlil üzerine çalıştığım için her yıl tahlil yaptırıyorum. Bilinçsiz çalışmak yok. Doğru. Gübre ihtiyaçlarını doğru vermek lazım. Aynen yani. Öyle. Evet. Yani benim dedemden şunu yaptım, babamdan şunu yaptım yok. Evet. Tahlil ettiriyorum. Ziraat mesele devamlı irtibat halindeyim. Telefonla evet. Gerekirse bana şey telefon açıyor. Peki şey nasıl? Tohur durumu nasıl? Bağ verim durumu nedir orada şu anda? Benim kullandığım bağ dedim ya, geçen sene kara kütük yaptı dom. Evet. Net 20.150 kilo üzüm kestim 40 dekar yerden. Şu anki halindir. Şu anki yani tabi bu kadar yok. Ha, bunu şu ağızlı var. Ha, bu sene yok ya. Bu sene bu kadar yok, mümkün değil. Doğuş evet. Al bu sene. Doğuş al, anladım. Ama bağın genel yapısını düzelttim yine de yani. Anladım. Ne güzel. Eline sağlık. Çok teşekkür ederiz. Rekor gelişim müşterimiz Sayın Mehmet Burluoğlu beyefendi. Turgut burası. Hoşçakalın. Ama ben seneye bunu kullanacağım. Tamam. Çok teşekkür ederiz. Bizzat kullanacağım. Bura bize örnek oldu. Herkese de tavsiye ediyorum yani kullanmasını. Evet. Siz gördünüz yani. Gördüm yani. Evet. Ben doğduğumdan beri bağın içine yetiştim. Evet.